değerli seyirciler. Ne işin var dövüş sporunda? Bu erkek işi dediler diyor. Hatice Kübra İlgün. Ama ben onları aldırmadım ve asla bırakmadım. Şu ansa hemen hemen tüm tanıdıklarım çocuklarını tekvandoya yolluyor diyor değerli seyirciler. İşte bu sözlerin sahibi sporcumuz tatamiye doğru geliyor. Ve rakibi Patricia Adamkiewicz ekranlarda, 23 yaşında. O da Tokyo'da yer almış ama ilk turda elenmiş bir sporcu. Yıldız ve gençlerde Avrupa şampiyonluğu, büyüklerde Avrupa üçüncülüğü bulunuyor. En büyük başarısını o da bugün elde etmiş vaziyette finale gelerek. Finale gelirken de yarı finalde önemli bir başarıya imza attı. Ev sahibi Büyük Britanya'nın çifte olimpiyat şampiyonu Jay Jones'u yendi. Yani zorlu bir rakip olduğunu gösterdi. Safeguardlarda ve kasklarda sensörler var. Onların kontrolü yapıldı. Sistemin düzgün çalıştığından emin olunduktan sonra şimdi mücadele başlayacak. Tekvando'da 2 dakikadan 3 devre. Değerli seyirciler, mavi köşede Hatice, sporcumuza başarılar diliyoruz. Avrupa şampiyonluğu için Polonyalı rakibiyle mücadele ediyor. Ve 2 puanla başlamış oldu değerli seyirciler. Hemen Paulding'le puanı hanesine yazdırdı Hatice Kübra İlgün. İki sporcu bugüne kadar 4 kez mücadele etti ve hepsini sporcumuz Hatice Kübra kazandı. Yine bir puan, bu sefer yumruk puanı. Polonyalı sporcuya bir de ceza geliyor. 4 puana çıktı Hatice Kübra İlgün. Minder dışına gittiği için, tatami dışına gittiği için ceza aldı. Cezalar rakibe puan olarak işleniyor. Kenardaki sarı karelerin içerisindeki rakamlar sporcunun aldığı ceza sayısını gösteriyor. Adamkiewicz'in aldığı 2 ceza Hatice'ye 2 puan olarak, Hatice'nin aldığı 1 cezada Adamkiewicz'e 1 puan olarak işlenmiş vaziyette. Adamkiewicz'in tek puanı Hatice'nin aldığı cezayla geldi yani. Şu anda 4-1 üstün sporcumuz. Paulding'ler denedi Adamkiewicz. Hedefi buldu gibi ama puan çıkmadı. Şimdi Hatice işte o puanı alıyor. Çünkü Hatice Kübra'nın uyguladığı şiddet o puanı çıkarmaya yetiyor. Sensörler o şiddeti de belirliyor ve siklete göre sensörler ayarlanıyor. Değerli seyirciler, onu da söyleyelim. 6-1 oldu şimdi skor. Yine Paulding denedi. Hatice kafa seviyesi iki sporcu da pek düşünmüyor. Demin Adamkiewicz bir denedi. Deneyeceğini belli etti. Bakın gene yukarı doğru çıkmak istedi. Fark büyüdükçe daha çok puan istiyor. Kafa seviyesine tabii ki 3 puan alınıyor ama dönerek gövde seviyesi de 4 puan. Dönerek kafa bir aylı zor, o zaman 5 puan zaten. Ve ilk round tamamlanıyor. 6-1 değerli seyirciler. Hatice Kübra İlgün'ün üstünlüğü var rakibi karşısında. İşte Ali Şahin antrenörü round arasında ona neler yapması gerektiğini anlatıyor. Hatice babasını çok genç yaşta kaybetmiş değerli seyirciler. Ve babasına olimpiyat madalyası sözü vermiş. Madalya aldıktan sonra da annesiyle yaptığı görüntülü konuşmada İkisi de karşılıklı gözyaşlarına boğulmuşlar. Tokyo dönüşü de madalyasını babasının mezarına götürmüş Hatice Kübra İlgün.
sporcumuz ciddi bir avantaj yakaladı. Bu andan itibaren biraz daha temkinli olabilir. Adamkiewicz puan aramak durumunda. İşte Hatice de onun bu hücumları sırasında puan çıkarır diyecektim ki Paulding de aldı 2 puan daha, 8-1. Fark 7'ye yükseldi. Yere düştü. Ceza puanı gelmesi lazım. Adamkiewicz'e evet öyle oluyor. 9-1. Yukarı çıkmayı denedi bakın Adamkiewicz yine. Yine Hatice'den puan. Adamkiewicz yumrukla alırken Hatice gövde seviyesi teknikle 2 puan aldı. 11-2. Her şey Hatice Kübra İlgün'ün lehine devam ediyor. ...13-2 oldu. Yine yukarı çıktı Adamkiewicz. Son anda geri kaçarak kurtuldu Hatice Kübra. İki sporcu da Paulding denedi. İkisi de puan çıkaramadı. Adamkiewicz'in Paulding'i puansız. Hatice'nin yumrukla bir hata. Oradan da puan çıkmıyor. Acelesi olan Adamkiewicz. Hatice son derece sakin. 11 puanlık bir avantaj yakaladı ve ikinci raundu da tamamladık. Avrupa şampiyonluğu için önümüzde bir round kaldı değerli seyirciler. Şahin'in verdiği taktikleri duymaya çalıştım ama ortam sesinde Türkiye Türkiye tezahüratları sizin de kulaklarınızı geliyordur. Ali Hoca'nın sesini bastırdı. Round araları 1 dakika ve o süre tamamlandı. 13-2'lik bir avantaj ve son round başlıyor. Adamkiewicz çok çalışmak isteyecektir. Hatice Kübra sakin, güzel bir duçagi denedi, dönerek bir gövde seviye, puan çıkmadı. Dizini kaldırdığı için ceza mı gelecek Adamkiewicz'e, onu merak ediyorum. Öyle bir savunmada, öyle bir hareketini gördüm ben. Bu arada Hatice Kübra İlgün'ün de safeguard'ının bağcıklarını sıkılaştırıyor Minder hakemi. Evet, safeguard'larda sensörlerde mi bir problem var? Yeniden test yapılıyor. Soketinden çıkardı, taktı bir kez daha Minder hakemi. Şimdi yine kontrol edecekler tahmin ediyorum. Evet. Ve mücadele hareketleniyor. Çok güzel
sürekli rakibini kontrol ederek mücadeleye devam ediyor Hatice Kübra. Adamkiewicz sporcumuzun savunmasını aşacak bir yolda bulamadı. Bulamasın da öyle devam etsin. Şimdi Paulding. Sesi net duyduk ama puan çıkmadı. Bir kafa seviyesi 3 puanı alıyor Adamkiewicz bu sefer. Fark 8. Daha önceki roundlarda da denedi ve ilk defa o 3 puanı çıkardı Adamkiewicz. Çok önemli değil. Saniyeler tükeniyor. Avrupa şampiyonluğuna doğru gidiyoruz. Yine bir puan Adamkiewicz'e çıktı. Hatice'nin paldinglerinde puan gelmiyor. Acaba karşı tarafın sensöründe de mi bir bozukluk var diye düşündüm. Yine bakın bir palding. Belki de şiddeti yetmiyordur. Saniyeler tükenmekte. Bu bölümde atakları var Adamkiewicz'in. Bir ceza puanı Hatice'ye. Adamkiewicz 8. puanını almış oldu. Bu arada Hatice gövdeye paldingde puanı aldı. 15-8. Şimdi minder dışına gittiği için bir ceza puanı da alacak ama önemli değil. Bir saniye kaldı geriye. Süre tamamlanıyor ve Avrupa şampiyonu Hatice Kübra İlgün. Sporcumuzu tebrik ediyoruz. 15-9'luk skorla rakibi Patricia Adamkiewicz'i mağlup etmeyi başarıyor Hatice Kübra İlgün. Avrupa şampiyonu oluyor. Altın madalya Hatice Kübra İlgün'ün. Çok özlediği altın madalyaya nihayet ulaşıyor. Akdeniz oyunları, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ikincilikleri vardı. Bugün bu seriye son vermek istiyordu. Gümüş madalyalar kazandı. Ama bu sefer altın madalya olsun istiyordu ve istediğine ulaştı Hatice Kübra İlgün. Ne işin var dövüş sporunda? Bu erkek işi demişler ona. Ama o iyi ki dinlememiş değerli seyirciler. Göğsümüzü kabarttı. Tebrik ediyoruz kendisini ve bayrağımızla işte salonda zafer turu atıyor Hatice Kübra İlgün. Darısı Emre Kutalmış Ateşli'nin başına. Bugünkü ikinci altın madalyamız oluyor.